Deney şeyler. Deney, gözden, formül, teori. İyi ki varsın bilim. Arasızdır, doğruyu arar. Her zaman evrenseldir. Güven verir, araştırır. Her şeyden üstündür. Birikir bilgin dünden bugüne. Peki ne işe yarar? Zihnimize takılıp kalan soruları Emre'ye soruyoruz. Meraklı olmak ve bilim sevgisi onun ruhunda var. Araştıracak, inceleyecek ve öğrendiklerini bizlerle paylaşacak. Kolayca anlayacağımız bilgilerle zihnimiz aydınlanacak, içimize ferahlık gelecek. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Merhaba arkadaşlar, ben Elif Deniz. Merhaba arkadaşlar, ben Kuzey. Evet, bugün nasıl bir soruyla geldiniz merakla bekliyorum. Akşam 7 dedin mi beni bir uyku basıyor, yatağa kendimi zor atıyorum. Sabah 7 dedin mi zınk diye uyanıyorum. Araştıralım. Yaşın kaçtı? 15. 15. Ne dersin? Sence ben hasta mıyım? Çok çabuk uykun geliyor değil mi? Yani bence bana tam tersi gibi geldi. Bunlar biraz sağlık işareti gibi. Güneş varken böyle değilsin değil mi? Yok, hava aydınlıkken gayet iyiyim. Aklıma sizi şaşırtacak bir anım geldi. Bakın onu göstermek istiyorum size. Hemen. Ben her gece özenle hazırlanıp bir yere giderim. Bakalım nereye gittiğimi tahmin edebilecek misiniz? Hazırlanmak yaklaşık yarım saatimi alır. Yüzümü güzelce yıkadıktan sonra dişlerimi fırçalarım, kremlerimi sürerim, saçımı tararım, sonra da yatarım. Uyumaya gidiyorsun. Doğru cevap. Ben dışarı çıkarken bile bu kadar hazırlanmıyorum. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi uyku çok önemli. Yani uyumak yaklaşık 8 saatimizi alıyor ve böyle olunca da böyle bir uzun sürece girerken hazırlıklı olmalıyız gibi geliyor hep bana. Yani Kuzey'in durumunu anlamak içinse bence uykuyu anlamak lazım. Şimdi ne? Araştırma zamanı. Evet. Şimdi tüm bilgileri Evrensel Bilgi Programı'ndan indirdim arkadaşlar. Anlatmaya hazırım. Konumuz uyku ne işe yarar? Aklımı kurcalar, kuşku merak müthiş bir şey anladım şimdi peki ne işe yarar? Tüm ömrümüzün yaklaşık 1/3'ü uykuda geçiyor. Gözlerimiz kapalı, bilincimiz kapalı, hareket yok. Sesleri duymayız. Duyabilmemiz için belirli bir seviyenin üstüne çıkması gerekir. Eğer verimli uyuduysak alarma gerek duymadan sabah güneş ışıklarıyla kendimiz de uyanabiliriz. Arkadaşlar uyku, öğrenme, hafıza, problem çözme, yaratıcılık, odaklanma gibi yeteneklerin geliştiği bir evre ve çok önemli bir evre. Gün içerisinde başarılı olmak ya da günlük sorumluluklarınızı yerine çok iyi bir şekilde getirmek istiyorsanız eğer uyumak şart. Uyku bizim için o kadar sıradan bir durum ki üstüne düşünmeye bile gerek duymayız. En temel ihtiyaçlarımızdan biri ve sağlıklı beslenmek gibi sağlıklı uyumak da çok önemli. Peki uykuda neler olur? Uykuyu çözümlemek için bugüne kadar yapılan araştırmalarda epeyce yol kat edildi. Bedenimizin biyolojik bir saati var. Bu saat bilmediğimiz kadar eski zamanlardan beri gelişerek günümüze ulaşmış. Bu iç saatimize göre güneşin batışıyla birlikte bizi uyutan hormon etkinleşir ve uykuyu başlatır. Öncelikle harcanan enerji azalır, beden ısısı düşer, bu yüzden uyuyanın üzerine kar yağar demişler. Uyuyakalmış birinin üstünü örtmek boşuna değil. Kalp ve solunum hızı yavaşlar ama bunlar uykunun bir dinlenme süreci olduğu yanılgısını yaratmasın. Uyku çeşitli evreleri olan ve bedenin tüm sistemlerini etkileyen çok karmaşık bir süreç. Uyku sırasında büyüme hormonu ve melatonin hormonu salgılanır.
Hani çocuklar için uyusun da büyüsün denir ya, işte bu yüzden. Gün içerisindeki deneyimler, edinilmiş bilgiler organize edilerek sınıflandırılır, kalıcı hafızaya alınır. Gereksiz bilgiler kısaca çöpe atılır, yani temizlenir. Beyin hücreleri birbirleriyle yeni bağlantılar kurar. Gereksiz bağlantılarsa tamamen koparılır. Düşünebiliyor musunuz? Uyku beynin kendini yenileme ve onarma zamanı. Müthiş değil mi? Arkadaşlar, uyku, öğrenme, hafıza, problem çözme, yaratıcılık, odaklanma gibi yeteneklerin geliştiği evre. Yani gün içerisinde başarılı olmak için ya da ne bileyim sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirebilmemiz için uykumuzu en güzel şekilde almamız şart. Bunu kendi üzerinizde deneyebilirsiniz. Böyle uykunuzu çok iyi aldığınız bir sabah ders çalışmayı ya da kitap okumayı deneyin. Zihniniz çok açık olduğu için sınır tanımadığınızı göreceksiniz. Savunmasız olduğumuz anlarımızdan biri. Bu yüzden de hep güvenli yerlerde uyuruz. Ve çok uzun, yani 8 saatlik bir süre olduğu için de birazcık daha ergonomik yataklar tercih ederiz ki daha rahat uyuyalım ve daha rahat uyanalım arkadaşlar. Ha bu arada dünyamızda uyuduğu yerin rahatına bu kadar düşkün başka hiçbir canlı da yok arkadaşlar. O yüzden insanlar olarak aslında çevremizi de ihtiyaçlarımıza göre şekillendiriyoruz diyelim. Dünyamızdaki diğer canlılar da uyur. Ama uyuma süreleri, aralıkları, uyku derinliği farklıdır. Uykunun ne kadar gerekli olduğunu size gösterebilmek için 48 saat, yani 2 gün uyumadım. Sonra dayanamayıp uyudum. Bakın, bu uykusuz halim. Bu da uyumuş halim. Şimdi de ikisini yan yana getirelim. Farkı görüyorsunuz değil mi? Uykusuz geçirdiğim 2 gün için felaket diyebilirim. Uykusuzluğun beni sürüklediği halleri göstermek istiyorum. Bitkinlik, unutkanlık, aşırı iştahlı olmam, sakarlık yapmam, bir süre anlamamam, algılayamamam, dikkat dağınıklığımın uzun sürmesi. Neden nasıl anlamak isterim, anlayınca o dünya varmış derim. Uykusuzluk bedenimize yansır. Ayakta durmakta zorlanırız, çabuk hastalanırız. Yani oysa iyi uyuduğumuzda bunların hiçbiri olmaz. Susuzluğa, açlığa nasıl belirli bir süre dayanabiliyorsak, uykusuzluk da aynı aslında. Ve bilinen en üst sınır da 11 gün. Sadece uykusuzluk değil, kalitesiz bir uyku da benzer durumlara yol açabilir. Fazla ışık ve yüksek ses varsa, akşam ağır ve aşırı yemek yediysek, çay, kahve gibi uyarıcı içecekler içtiysek, uykumuz olumsuz etkilenebilir. Gün içinde yaptıklarımız uykumuzun kalitesini belirler. Mesela sabah saatlerinde açık havada yapılan egzersizler uykumuzu olumlu etkiler. İşte sorunun cevabı. Demek bu yüzden uykum erken geliyormuş. Aynen öyle. Arkadaşlar, uykunuza iyi bakın. Ve sağlıklı, başarılı olmak istiyorsanız mutlaka uykunuza özen gösterin. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Böyle bir bilgiyi bizlerle ve arkadaşlarımızla paylaştığınız için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Peki ne işe yarar? Deney, gözden, formül, teori. İyi ki varsın, bilim. Arasızdır, doğruyu arar. Her zaman evrenseldir. Her şeyden üstündür. Birikir bilgin bundan bugüne. Peki ne işe yarar?